Merhaba arkadaşlar. Beko Sistem'in A yayınlarıyla birlikte çıkardığı 10x40 TYT Türkçe alan denemesi kitabını tanıtmak için karşınızdayım. Beko Sistem'in A yayınlarıyla birlikte piyasaya sürdüğü tüm yayınlarda YKS hazırlık sürecinde Beko Sistem'deki öğrencilerle çalışırken gördüğümüz eksiklikleri ortadan kaldırma çabası görülecektir sevgili arkadaşlar incelendiğinde. Şimdi bu kitabı çıkarırken de yine bir takım eksiklikleri ortadan kaldırmak istedik. Nedir o? İşte Türkçe sorularını çözerken bazıları çok kolay, bazıları çok zor. Kaç net yapıyorsun sorusunun cevabı? Hocam hangi denemeye göre soruyorsunuz ya? Sevgili arkadaşlar burada gerçekten ÖSYM'nin sınavlarda bizi terlettiği, içinden çıkılması güç olan, iki şık arasında kaldığımız pek çok sorunun yanında ÖSYM'nin hani 40 soru içerisinde sorduğu kolay diyebileceğiniz, orta diyebileceğiniz, zor diyebileceğiniz tüm soruları içine alan çok objektif, çok homojen dağılmış bir kitap göreceksiniz. Şimdi ben bu kitabı tabii anlatırken yani ne kadar yararlı olacağını, ne kadar iyi olduğunu elbette anlatacağım. Hiç kimse benim yoğurdum ekşi demez. Ama bir kitap piyasaya sunulurken dikkat edilmesi gereken ya da onun niteliklerini değerli kılan bazı etmenler vardır. Nedir? İşte kitabın kapağı, kapağının tasarımı, içindeki soruların dizgi kalitesi vesaire. Bunlara azami özen gösterdi A yayınları. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Ancak bence asıl önemli olan ve %90 üzerinde kitabın değerini ortaya koyan nitelik şudur. Sevgili arkadaşlar, eğer o sorular ÖSYM formatındaysa ya da ÖSYM'nin sınavda soracağı sorulara öğrenciye gerçekten iyi antrenman veriyorsa o kitap güzel bir kitaptır ve işte bu Türkçe alan denemesi bu şartlara aiz bir kitaptır. Peki bu soruları kim yazıyor? Yani burada bahsettiğimiz %90'ın üzerinde niteliğini ortaya koyacak olan eğer soru kalitesi ise işte bu kaliteli soruları 30 yılın üzerinde dershane tecrübesi olan sevgili Halil Urgan hocamız yazdı. Halil Urgan dershanede beraber çalışma fırsatı bulduğum ve çok imrendiğim hocalarımızdan bir tanesi. Benden tecrübeli, işte benden daha uzun yıllar çalışmış öğretmenlerle birlikte derse girmeyi çok severdim. Onların derslerini dinlemeyi, onlardan bir şeyler öğrenmeyi. Halil Hoca'nın 2 yıl üst üste ilk derslerine girdim. İlk derslerinde hep şunu söylerdi. Mesela 2004 yılında Türk Dil Kurumu imla kılavuzunda İmla kelimesindeki A harfinin üzerinde şapka olması gerektiği söylenirken bir yıl sonra 2005'te yazım kılavuzu olarak ismi değiştirilen bu kılavuzda L harfinden sonra gelen A'ya şapka konulmaması gerektiği salık verildi. Dolayısıyla Halil Hoca hep şunu söylerdi. Arkadaşlar bunun doğrusu ÖSYM'nin söylediğidir. ÖSYM neyi doğru kabul ediyorsa biz ona bakacağız. Dolayısıyla burada hani ben üniversitede bir akademisyen değilim. Orada araştırma yapmıyorum. Ya da bir özel okul öğretmeni değilim. Hani size tabii ki Türkçe'ye edebiyatı sevdirme çabam olacak ama benim için önemli olan TYT Türkçe netlerinizin ya da bu sınavdaki o zaman ÖSS vardı. ÖSS'deki Türkçe netlerinizin bir net daha yukarı çıkması için elimden ne geliyorsa bunu yapmak. Hep bunu söylerdi. Ve piyasada LGS'den ALES'e kadar ÖSS, ÖYS, TYT, AYT tüm alanlarda sayısız soru üretmiş çok tecrübeli bir hocamız. Hocamızın çok dikkat ettiği bir şey de yani mutlaka kontrol edilmelidir. Hatasız olmaz dediği için de alanında tecrübeli farklı Türkçe ve edebiyat öğretmenleri tarafından da bu kitabın soruları kontrol edilmiştir. Elimizden geldiğince sizi bu sınava hazırlarken vay böyle de oluyormuş diyebilecek şekilde çözümlerini yaptırdığımız, çözümlerini izlerken gerçekten bir şeyler öğrenebileceğiniz bir yayın ortaya koyduk. Ben bunun çok yararlı, çok faydalı olacağından eminim. Hiçbir şüphem yok. Hepinize şiddetle öneriyorum sevgili arkadaşlar. Ha, içindeki soruları görmek isteyebilirsiniz. Örnek soru var mı? Örnek soru şöyle sevgili arkadaşlar. Halil hocamız sizin için 5 tane paragraf sorusu hazırladı. Yarın saat 17 ile 17.30 arasında bir video yayınlayacağım. Bu videoda bu 5 soruyu sizlerle paylaşacağım. Bu 5 soruya doğru cevabı veren ilk 10 arkadaşımıza TYT Türkçe kitabını hediye edeceğiz sevgili arkadaşlar. Sadece 10 kişiye hediye edeceğim. Bunun devamı olmayacak. Yarın 17-17.30 arasında bu videoyu görebilirsiniz kanalda. Ondan sonra size sosyal bilimler kitabımızın tanıtımını yapacağım. Aynı orada da yapabiliriz. Örnek soru sizinle paylaşabiliriz. Bu
Sorulara doğru cevap verebilmek, bu bir çekiliş değil, onu söyleyeyim, yarın yapacağımız şey. Ama bu sorulara doğru cevap vermenizin yanında sizden istediğimiz belli şartlar var. Kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz vesaire. Bunları açıklama kısmındaki yönergeyi şimdiden uyarıyorum. Okumayı sakın unutmayın. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.